Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizi de OSINT katmanlarının ayrıntılı olarak işlemeye devam edeceğiz. İlk olarak application layer yani uygulama katmanı. Application layer arkadaşlar end user layer yani son kullanıcı katmanıdır. HTTP, FTP, IRC, SSH, DNS gibi işte Telnet, web browser, NFS, Insta, Twitter, Facebook gibi yazılımların kullandığı protokolleri barındırır. Özellikle arkadaşlar protokol kavramı burada yaygın. Yani bu katman kullanıcıların ve programların kullanabilmesi için özellikle araçlar sunuyor arkadaşlar. Uygulama katmanı son katman. Özellikle biz burada aslında bireyselden başladık ama OSI katmanının son katmanıdır. Normalde 7. katman olarak geçer ama dediğim gibi ilk anlaşılması gereken katmanlardan ya da anlaşılabilir katman olduğu için katmandan başladık. Çalıştırılan uygulamalar için ağ hizmetlerini sunuyor. İşte Linux veya Microsoft app'leri bu katmanda çalışıyor. Microsoft API'leri kullanarak program yazan bir yazılımcı, örneğin işte bir ağ sürücüsüne erişmek istediğinde API içindeki hazır aracı alıp kendi programında kullanabiliyor. Yani özellikle donanımı ihtiyacı olan, yani network iletişimi kurması gereken yazılımlar bu API'leri kullanarak doğrudan doğruya donanımı kullanabilir hale geliyorsunuz. Alt katmanda gerçekleşen onlarca farklı işlemin hiçbirisiyle uğraşmak zorunda da kalmıyoruz. Yani yazılımcı olarak kalınmıyor. Mesela örneğin HTTP bir web uygulaması geliştirmek istediğiniz zaman arkadaşlar HTTP program değil biliyorsunuz. Bir protokoldür. Kurallar dizisidir. Bu protokole göre işlev gören bir web browser aynı protokolü kullanan başka bir sunucuya da bağlanabiliyor. Ayrıca bu katman iletişim kuracağı bilgisayarın iletişime hazır olmadığını tespit eder. İletişimi senkronize eder. Kullanılan uygulama ve protokoller özellikle bu katmanın en yaygın olarak işte HTTP, HTTPS protokoller bu katmanda uygulamalara yardımcı olan katmanlar. Biliyorsunuz hani şöyle söyleyelim bir İnternet sitesine girmek istediğinizde web bağlantınız koptuğu zaman tarayıcı bağlantının koptuğu bilgisini size anında bu protokoller vasıtasıyla bu katmanda veriyor. İşte dediğimiz gibi burada Telnet, HTTP, Web Browser gibi katmanlar yine her bir katmanın da özellikle görevi farklı. İşte bir kullanıcı hedefe bir dosya göndermek isterse FTP protokolünü kullanacak. Veya işte FTP programı vasıtasıyla kullanıyorsa. Yani bir siz bunu şöyle örnekleyelim. Bilirsiniz ki hocam dosya göndermeden FTP kullanıyor muyuz? FTP'yi yaygın olarak bir web hosting işleminde yani siz bir web sitesi yaptınız. Hosting alanınıza dosya göndermek istediğiniz zaman FTP programını kullanırsınız ve FTP protokolü vasıtasıyla da bu oturum ve dosya transferi işlemi gerçekleşir arkadaşlar. OSI modelinde özellikle 7. katman olarak tekrar 7. katman olarak geçerlidir ama biz burada dediğim gibi kullanıcıya en yakın katman olduğu için application katmanını 1. katman olarak devir. İkinci katmanımız presentation yani sunuş katmanı arkadaşlar. Sunuş katmanı da ağ ortamında bilgisayarlar arası paylaşılan verinin anlamlı olmasını sağlayan katmandır. Paylaşılan bilginin bilgisayarlar tarafından da okunabilmesi için verinin ortak bir formata dönüştürülme işlemi burada gerçekleştiriliyor. Paylaşımda bulunan bilgisayarların farklı yazılımlarla yönetildiğinde de yani siz Windows, Linux fark etmiyor. Hangi yazılımı kullanıyorsanız veya işte cep telefonlarında Android ya da iOS fark etmiyor. Hangi işletim sistemini kullanırsanız kullanın. Ortak bir format biçim bu katmanda
belirleniyor. Paylaşımda bulunan özellikle bilgisayarlar farklı programların birbirlerinin verisini kullanabilmesini mümkün kılıyor. Burada örneğimizde de işte mesela GIF, DivX, Word, ASCII, EBCDIC gibi TIFF, JPEG, PIC, MIPEG, MIPI gibi biçimler arkadaşlar. Bu formatlar ya da dosya biçimleri. Bu sunuş katmanıyla ortak bir veri kullanımına sağlıyor. Özellikle sunuş katmanının en önemli görevlerinden birisi de paylaşılan verinin karşı bilgisayara şifreli olarak iletilmesidir. Sunuş katmanında ağ ile hani normalde pek ilgisi yoktur. Yazılımlarla alakalıdır bu sunuş katmanı. Zaten bir önceki dersinizde belirttiğimiz gibi üst katmanlardandır presentation layer. İşletim sistemlerini oluşturan birçok formatı normalde okuyamaz. Ama herhangi bir kullanıcıdan gelen verinin ilgili program tarafından anlamlı hale gelmesini sağlayan protokoldür sunuş katmanı. Özellikle son dönemde şöyle bir kavram söyleyeyim. Biliyorsunuz yaklaşık 5-6 yıl geçti galiba. Flash diye bir kavram vardı Adobe firmasının. Animasyon uygulaması geliştirilen ya da animasyon yazılımıydı Flash dediğimiz. FLA uzantısı dostumuz. Tabii bunlar da çok fazla açıklar olduğu için Chrome desteklememeye başladı ilk başta. Ardından bunu diğer tarayıcılar da takip etti ama Flash için özellikle eklenti kurmak gerekiyor. Her kurulan eklentinin hepsinde her seferinde güncellemeler yapıp açıklar çıktı ve en son Flash desteğini Chrome kaldırdı. Artık bilgisayarlarda flash desteği kaldırıldığı için eski yapılmış bir flashlı uygulamalar varsa bile tarayıcılar bunları desteklememeye, göstermemeye. İşte bunu sunum katmanı ya da sunuş katmanıyla presentation layer'la anlamlandırabiliriz arkadaşlar. Veya siz bir işte film izleme, online film dizi izleme uygulamasına girdiğiniz zaman gelen verinin kodek dönüşümünü, videonun kodek dönüşümünü de yine sunuş katmanı gerçekleştirmektedir. Burada syntax layer olarak da geçiyor. SSL, SSH, IMAP, FTP, MIPEG, JPEG gibi kavramlar presentation layer'da var olan kavramlardır veya çözümlenen kavramlardır. Üçüncüsü session layer, yani oturum katmanımız. Oturum katmanı da hedef ve kaynak arasındaki iletişimi başlatıyor, yönetiyor ve sonlandırıyor. Yani uç düğümler arasında gerekli oturumun kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılması işlemini kapsar diyebilirim. Session'da da synchronization, send to port kavramları yaygın olarak kullanılıyor. İstemcide kullanılan her bir ağ bağlantısı için ayrı bir oturum açılır arkadaşlar. Bu katman sayesinde. Yani siz cep telefonundan en çok örnek veriyorum. Bilgisayarlarda da bunun aynısı. Bilgisayarda bir tarayıcıda arkadaşlar bir sekme açtınız. Bir arama yaptığınız an karşı tarafla bir oturum oluştu. Yeni bir sekme açtığınızda yeni arama yaptığınızda aynı arama motoruyla bile yapsanız orada da yeni bir oturum açılır. Sizinle uç nokta arasında. Her bir uygulama, her bir protokol yeni bir oturum işlemini gerçekleştirir. Böylece yani hani şöyle söyleyelim. Siz bir tarayıcıda şöyle bir oturum açtınız. Bakın burada diyelim ki kedi diye bir tarama yaptık. Burada köpek diye bir tarama yaptık. Birisinde kedi, birisinde köpek diye tarama yaptık. Sekmeleri de buraya kedi, buraya da köpek gelmesini sağlayan veya ben işte burada köpek cinslerini tıkladığım zaman yine bu sekmede köpek cinsinin açılması, bu sekmede açılmamasını sağlayan işte bu session layer'dir arkadaşlar.
Basitçe söyleyebiliriz bu. Dediğim gibi siz işte sosyal medya uygulamalarını açtığınız zaman her bir açtığınız uygulama yeni bir oturum anlamına gelir. Burada soketler, RPC, NetBIOS, NFS, Apple Talk, ASP, SQL gibi kavramlar arkadaşlar yine bu katmanda olan protokollerdir veya servislerdir. Oturum katmanının yani özellikle tekrar bir cihazla, hedef bir cihazla bağlantı kurmak istediğiniz her bağlantıda oluşturulan bir işlemdir. Mesela basitçe şöyle de söyleyeyim. İşte bir komut isteminde dediniz ki ping örneğin ping Mersin edu tr dediğiniz an şu an yapılan işlemde karşı iki cihaz arasında bir session yani oturum oluşturur. Mersin edu tr sunucusuyla benim bilgisayarım arasında bir oturum oluşturur. Eğer burada yeni şey yok. Yine aynı şekilde bir başka bir sekme açıp ping Mersin edu tr diye aynı yere aynı komutu bile gönderse burada da yeni bir oturum açılmış oluyor. Bakın burada ve burada ikisinde de arkadaşlar sürekli timeout'a düştü. Tabii sunucu olduğu için ping engellemesi yapmış arkadaşlar. Yani DOS saldırılarına da DOS saldırılarına karşı ping engellemesi yapılmış. Her ikisinin de ayrı ayrı cevap alması sağlanıyor. Bu şekilde session ile. Session ya da oturum katmanı. Evet, ulaşım katmanı artık donanıma iniyoruz. Yani dördüncü katmandan itibaren biliyorsunuz ki alt katmanlar veya donanımsal katmanlar. Bu katmanda kaynak tarafından gönderilen veriyi parçalara yani segmentlere ayırıyor. Hedefe iletilmesini sağlıyor. Bu katman diğer katmanlar tarafından yapılan hata denetimi işlemlerinin sonucu olarak hata düzeltme işlemini de yerine getiriyor. Kaynak ve hedef arasındaki akış denetimi bu katmanda yapılıyor. Bakın, kaynak ve hedef arasındaki akış denetimi bu katmanda yapılıyor. Session katmanında oturum oluşturulmuştu. Bu katmanda ise akış denetimi yapılıyor. Bu katmanın özellikle iki protokolü önemli. TCP ve UDP. Yani Transmission Control Protocol ve User Datagram Protocol bu katmandaki en önemli iki protokolden birisi. Her ikisinin de farklı kullanım alanları ve amaçları var. Her uygulama için farklı farklı tanımlanan port adresleri bu katmanın önemli bileşenlerinden birisi. Burada bakın yine özellikle belirtelim arkadaşlar. Şöyle buraya not düşelim. Burada belirtilen kavram şu. Her cihaz arasında bağlantıda port numaraları bu katmanda oluşturulur. Port numaraları bu katmanda oluşturulur. Bu da bilgisayarlarda 65.535 tane hatta 65.536 tane sıfırı da sayarsak port vardır. Bir cihaz karşı cihazda 65.535 tane bağlantıyı gerçekleştirebilir anlık olarak. Farklı cihazlarda da bir cihaz farklı cihazlarla aynı anda 65.535 tane bağlantı gerçekleştirir. Tabii bu belli port numaraları belli protokollere ayrılmıştır. Mesela işte 21, 23 gibi protokoller sabittir. İşte 80 HTTP protokol gibi. Yalnız bu protokol kapıları yani bu portlar pardon protokolün bu portlar arkadaşlar bilgisayarlarda dışarıya çıkarken farklı numaralarda çıkış sağlamayı veya çıkış yapmayı sağlıyor. Burada özellikle TCP UDP'den bahsettik. SPX, RTP, SIP ve H323'te yine burada önemli protokollerden birkaç arkadaşlar. Bu
katmanda kullanılan önemli protokollerden birkaçı. Evet, beşinci katmanımız network'tür. Yani ağ katmanı. Bu katman artık ağ adresi, yani IP adres verinin kaynaktan hedefe ulaşmasını sağlayan katman. IP adres sayesinde veya ağ adresi sayesinde verinin kaynaktan hedefe ulaşmasını sağlayan katmandır. Bu katman verinin kaynak ve hedef IP adresi eklenmiş şeklinde burada paket ismi veriyoruz. Yani buradaki bilgi bloklarına paket adı veriyoruz. Bu paketin içinde aslında hedef ve kaynak IP adresleri bilgisi var. IP paketi adreslerle birlikte paketin toplam boyutu, TTL, servis tipi, versiyon, hata denetimi gibi bilgiler de barındırıyor. Ağ ortamında veriyi yönlendiren yönlendiriciler, yani router'lar arkadaşlar ve yönlendirme algoritmaları da bu katmanda çalışıyor. Siz bir noktadan başka bir noktaya gitmek istediğiniz zaman sizi yönlendiren router dediğimiz cihazlar var. Ağ temelleri konusunda bu konuyu özellikle söylemiştik. İşte bu router'lar bu katmanda, yani network layer'da çalışıyor. Bu katmanda kullanılan işte bazı, özellikle en önemlisi IP'dir. IPs, Apple Talk DDP, ARC, REARC, Reverse ARC, ICMP, RIP, eGRP gibi protokollerde yine bu katmandaki protokoller. Şimdi burada şöyle bir hemen hızlıca bir bilgi verelim. ARC özellikle arkadaşlar, ARC komut sisteminde kullanabileceğiniz bir komuttur. Eksi A parametresiyle hangi cihazlara, hangi MAC adresine sahip, sizin bilgisayarınızda hangi cihazlarla iletişim kurulmuş ve bu cihazların MAC adresleri nedir bilgisini ARC komutuyla öğrenebilirsiniz. Mesela benim işte interface'imde 192.168.0.49 IP'si almış. Burada işte 0.29 cihazıyla bağlantısını ve MAC adresini görebiliyoruz. Veya yukarıda bakalım, başka aşağıda ne var? Şu var, 16.83 var. Bunlardan 224'lerde büyük bir ihtimalle şu anki işte Zoom programının kullandığı IP'lerde. Bunların da yine MAC adresleri görebiliyoruz. ARC komutu. Reverse ARC'da MAC adresinden IP adresine ulaşma komutudur. Gibi burada hani ek bir bilgi vermiş olalım arkadaşlar. Evet. Altıncı katmanımız veri bağı ya da data link layer, veri bağı katmanı. Bu katman kaynaktan gönderilen verinin çerçeve, yani frame haline getirilerek hedef adresine göre iletilmesini sağlıyor. Bu katmanda Media Access Control, yani Media Access Control MAC adresi arkadaşlar ve Logical Link Layer, Logical Link Control LLC olmak üzere iki alt katmandan oluşuyor bu Data Link Layer. Burada özellikle arkadaşlar MAC kavramı yine karşımıza çıkıyor. MAC alt katmanı her bir network kartında benzersiz olarak bulunan 48 bitlik MAC adresinde bahsediyoruz. Veri paketinde bulunan kaynak ve hedef MAC adresleriyle haberleşmenin doğru yapılmasını sağlayan yapı Data Link Layer'da oluşturur. LLC ise, yani Logical Link Control ise alt katmanın bir üst katman için geçiş görevini üstlenen protokoldür. İki katman arasındaki haberleşmeyi mantıksal portlar oluşturarak sağlıyor. Bu katmanda kullanılan CRC hata denetim protokolü, CRC'de, CRC diye özellikle Türkçe'de yaygın kullanıldığı için ifade ettim. CRC, hata denetim protokolü ve CSMI-CD. Bunu da özellikle Ethernet protokolü kavramında bahsetmiştim. Çakışma protokolüyle gönderilen verinin hata ve çakışma denetimi de bu protokolde yapılıyor arkadaşlar. Evet, burada en yaygın kullanılan işte IEEE 802.3, 802.2, HDLC, Frame Relay,
PPP, FDDI, ATM, CSMI-CD ve CSMI-CA gibi kavramlar Data Link Layer katmanında gerçekleşen katmanlar, kavramlardır arkadaşlar. Protokoldür veya diğer rollerdir arkadaşlar. Evet, Frames, Data Link Layer'dır özellikle. Frames kavramı, Ethernet kavramı, PPP, Switch ve Bridge. Yani anahtarlar ve bridge'ler, köprüler yine Data Link Layer katmanında çalışan cihazlardır arkadaşlar. Ethernet dediğimiz kavram da yine Data Link Layer'dır. Evet. Son katmanımız fiziksel katman, Physical Layer. Ya da hani OSI modelinin ilk katmanı olarak söyleyeceğimiz. Fiziksel katmanda veri parçacıklarının bitlerle, yani 1 ve 0'larla kablo, fiber, hava gibi, yani radyo frekans gibi iletim ortamlarında nasıl iletileceğini tanımlayan katman. Gönderen tarafta fiziksel katman 1 ve 0'ları bir iletim ortamının anlayacağı şekle, yani elektrik sinyaline, eğer ethernetse elektrik sinyaline, fiberse ışığa, kablosuzsa radyo frekansa dönüştürerek gönderiyor. Alıcı taraf kendisine nasıl gelirse gelsin. Yani normalde biliyorsunuz size veri aslında kablolar vasıtasıyla veya fiber optik yapıyla geliyor. Dönüştürülüyor mesela ana omurgalar fiber optik gelir. Dönüştürülür elektrik sinyallerine, ethernete. Dönüştürülür işte baz istasyonları vasıtasıyla radyo frekans dalgalarına. Siz nasıl alıyorsanız alıcı tarafta da fiziksel katman iletimi ortamından okuduğu bu sinyalleri tekrar 1 ve 0 haline getiriyor. Farklı üreticilerin ağ donanımlarının birbirleriyle sorunsuz iletişim kurmaları için gelen ve giden veriliklerinin farklı marka donanımlar için aynı şeyi ifade etmesi bu katman sayesinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu özellikle katman standartlarının oluşturulması, aynı protokollerin kullanılması için belirlenmiş katman. Burada işte en yaygın EIA, TIA 232 gibi, 449 gibi, V24 gibi, RJ45, FDDI, V35, Ethernet, NRZ, B8VS gibi ifadeler bu katmanın tanımladığı protokollerdir arkadaşlar veya standartlardır. Donanım üreticileri bu protokol ve standartlara uyarak ürün üretmek zorundadır. Yazılım veya donanımını buna göre üretmek zorundadır. Tabii burada hani ikinci dersimizin de bitmesine çok az kaldı ama burada şöyle bir dipnot verelim. Bluetooth'ta da yine aynı şekilde arkadaşlar. Üretilen paketlerin bu standartlara uygun, üretilen donanımların bu standartlara uygun üretildiği, kızılötesi yine infrarette de yine aynı şekilde üretildiğini belirtelim. Evet, üçüncü dersimizde arkadaşlar protokoller ve katmanlar karşılaştırması ve dersimizin devamı diğer konularla devam edecek. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere.